Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Bugün gelin biraz sohbet edelim. Ders anlatmayacağım, herhangi bir konu öğretmeyeceğim. Sadece sizlerle sohbet etmek istiyorum ve bazı yine böyle tespitlerimi, bazı duygularımı paylaşmak istiyorum sizinle. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Şimdi yabancı dil öğrenirken sık sık karşılaştığım deneyimlerimi böyle iş çıkışlarında habire böyle eşime anlattığımı ve şikayet ettiğimi fark ediyorum son zamanlarda. Ve böyle işte hani şu şöyle yapıyor, bu böyle yapıyor, bu bunu neden yapıyor falan şeklinde. Aslında sonra dedim ki ya aslında ben bu duygu ve düşüncelerimi öğrencilerimle de paylaşmalıyım. Çünkü bu noktada sonuçta bunların hepsi birer deneyimdir. Bizim onlarca insanla, onlarca öğrenciyle ve öğretmenle karşılaşıyor olmamızdan dolayı belki de çok fazla eğitim imkanı olmayan ya da tam tersi belki çok fazla eğitim imkanı vardır ama güzel eğitim ortamlarında bulunmamış olabilirsiniz. O yüzden böyle fikir paylaşımı, duygu paylaşımı, tecrübe paylaşımı bulunsun diye bu videoyu yapmak istedim. Ve şimdi şuna dikkat ediyorum arkadaşlar. Ve araştırdım da bunun nasıl bir şey olduğuyla ilgili. Yani bununla ilgili çünkü bir mutlaka tespit olmalı diye düşündüm. Şimdi bazı öğrencilerimiz sürekli olarak kitap alırlar. Mesela bir konu öğrenmek isterler ya da bir şeye başlamak isterler. Bir yabancı dil olabilir, işte bir ders olabilir, fark etmez ama bunu daha çok yabancı dilde yaşıyoruz. Yani mesela herhangi bir bölümde okuyan bir insanın kalkıp böyle gidip işte bir sürü fizik kitabını, bir sürü kimya kitabını alıp da ha belki de yapılıyordur, bilmiyorum. Yani böyle ana bilim dallarında okuyan insanların yapabileceği şeylerdir ama daha böyle hani ortaokul, lisede, üniversitede aslında hani yan dal olarak ya da yan alan olarak dil öğrenmek istediğinizde gidip de İngilizce kitaplarının hepsini almazsınız. Öyle öğrenciler var ki işte şu bu konuyla ilgili şu kitabın çok iyi olduğunu duydum. Kitabı alıyoruz ama dokunmuyoruz bile. Sonra gidiyoruz bir yerde bir internetten bir haber öğreniyoruz. O haberdeki gidip kitabı alıyoruz. Bir arkadaşımızın elinde görüyoruz gidip o kitabı alıyoruz. İşte biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bakın o kitapları alıp hiçbirisine dokunmuyorsunuz. Ve bunun tıpta bir adı varmış. Bunu öğrendim. Hatta araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz. Tusun doku diye bir hastalık arkadaşlar bu. Tusun doku hastalığı. Hadi inşallah doğru da telaffuz ediyorumdur, bilmiyorum. Uzak doğu dillerinden geliyor çünkü. Tusun doku denilen bu hastalık, kitapları alıyorsunuz, biriktiriyorsunuz ama hiçbirisinin kapağını açmıyorsunuz. Ve her biri aslında çok kıymetli kitaplar. Ve siz bunu çok iyi niyetle yapıyorsunuz. Fakat işte o işin bir ucundan tutup başlamak ya da tam tersi. Müthiş bir bilgi kirliliğiyle aslında bezenip de kaybolmamak değil de hani böyle bir an önce başlasan, bir an önce aslında bir tane konuyu bir öğrenmeye başlasan da o almış olduğun belki o gün 3 tane kitabı sadece yan yana koysan. Mesela Simple Present Tense'e mi çalışıyorsun? Simple Present Tense'e çalışırken A kitabı, B kitabı, C kitabından çalışsan. Ondan sonra Simple Present Tense'e öyle bitirsen, kaldırsan, Simple Past Tense'e girsen, sonra Present Continuous Tense'e girsen, artık ne çalışıyorsan, hangi seviyede çalışıyorsan ama bir yerinden başlamanız lazım. Yani sürekli olarak dokümantasyon satın almak, bir şeylerin PDF'lerini indirmek ya da internette bakın şununla da çok karşılaşıyorum ve aslında bir bakıma aynı konu. Yüzlerce insanı takip ediyorsunuz. Yüzlerce kaynaktan öğrenmeye çalışıyorsunuz. Bu kadar dağılmaya gerek yok. Yani İngilizce bu anlamda size farklı öğretmenler, farklı kaynaklar, farklı dokümantasyon açısından tabii ki çeşitlilik lazım. Hocam bu kadar bilgi derya deniz varken ben yararlanmayayım mı? Evet. Ama o 100 tanesini birden indirdiğinde gerçekten 100 tanesinden birden yararlanıyor musun? Eğer böyle bir şey yapabiliyorsak problem yok. O zaman zaten mükemmel. Yani İngilizcenin o zaman bütün seviyelerde zaten olması lazım. Çünkü bu kadar çalışmaya ve bu kadar dokümantasyondan yararlanmaya mutlaka bir sonuç, mutlaka bir çıktı elde etmemiz lazım. İşte benim eleştirim şu. Sürekli olarak kitap biriktirme huyu, kitap biriktirme hastalığı, konuları, worksheetleri alıp fotokopileri çekip onları böyle spiralleyip kitaplıklara koymak ve bunlara hiç aslında bir start alamamak, başlayamamak. İşte bu bahsettiğim çalışmama disiplini, yani ders çalışamamaya başlamak, hani bu oturmaya başlayamamak, daha doğrusu oturup çalışmaya başlayamamak, onu demek istiyorum, çok özür dilerim. Hani ders çalışmaya bir türlü start alamamak. Yani haftanın 7 günü var. Haftanın 7 günün içinde 24 tane saat var. Ve bu 24 saati aslında içinde bulunmuş olduğunuz
hayat koşullarına göre her türlü ayarlayıp planlayıp programlayabileceğinize rağmen biz ne yapıyoruz? Hep erteliyoruz. Alıyoruz, daha sonra okuyacağım diyoruz. Tamam, hep rejim gibi ne yapıyoruz? Pazartesi günü başlayacağım diyoruz. Bu pazartesi şuna başlayacağım. Ama artık bunu yapmayın. Bir an evvel etrafınızda, elinizde, elinizin altında herhangi bir şekilde bulunan dokümantasyonlardan bir çalışmaya başlayın. Şöyle bir akümüle etmeye başlayın bilgilerinizi. Ve daha da ötesi arkadaşlar, çok fazla bilgi ve çok fazla insan arasında dağılmayın. Yani 5 tane, 6 tane, 7 tane öğretmenden yararlanmak, 5 tane, 6 tane, 7 tane kitaptan belki okumaya çalışmak, evet belki kabul edilebilir. Çünkü içinde bulunduğumuz dünyada işte yerli hocalar, yabancı hocalar çok güzel. Yerli kaynaklar, yabancı kaynaklar çok güzel ama bunun bir sınırı olmalı. Ve bunun sınırından ziyade, yani bunun sayısını eleştirmekten ziyade, bunun eleştirdiğim başka bir noktası, bir start alamamanız. Bir an evvel çalışmaya başlayıp bir an önce aslında bilgilerinizi biriktirmeye başlayabilecekken hep yarın, yarın, yarın şeklinde. Ha, bu noktada bazen belki doğru çalışma yöntemini arıyorsunuz ama bu konuyla ilgili de mesela sürekli sorarlar bana, hani doğru çalışma yöntemi ne? Doğru çalışma yöntemini bilecek olan ben değilim. Doğru çalışma yöntemini en doğru şekilde kendini tanıyan ve kendisinin öğrenme alışkanlıklarını bilecek olan sizsiniz. Bizler öğretme metodolojilerini kullanırken, hocalar yani, farklı faktörlere ve farklı hazır bulunuşluklara göre bunu yaparız. Ama bu senin için bir tane yöntemin geçerli olduğu, arkadaşın için geçerli olan yöntemin senin için geçerli olduğu anlamına gelmez. Öncelikle o yüzden sen öğrenci olarak kendini tanıyacaksın. Nasıl öğreniyorsun? Nasıl ilerleyebiliyorsun? Daha önce ne yaptığında başarısız oldun? Ne yaptığında başarılı oldun? Bakın, bu konuda kendinize dürüst olun. Ne yaptığınızı açıkça biliyor ve söylüyor olmanız lazım kendinize. Ama sadece istedim, azmettim, olmadı. Azim ve istek sadece azim ve istek seviyesinde kaldıysa ve herhangi bir fiziki harekete ya da zihinsel olarak bir şeye dönüşmediyse zaten o zaman gerekli emeği göstermemişsin demektir. Sadece istemekle kalmışsın. Ama hocam ben somut olarak şunları şunları denedim, bunu okumaya çalıştım, bunu yazmaya çalıştım, bunu etmeye çalıştım, bu benim işime yaramadı. O zaman kendi öğrenme yöntemini bulana kadar bunu yapmak zorundasın. Ha, dil öğrenmenin ve dil öğretmenin yöntemleri vardır. Ama bu yöntemler dil bilimsel olaraktan ispatlanmış, eğitim psikolojisinde ve eğitim bilimlerinde ispatlanmış şeylerdir. Fakat bunlar sınırlıdır arkadaşlar. Yani bu konuyla ilgili bölümlerde okuyan arkadaşlarım da bilirler. Bunlar için sayılabilecek sayılar vardır. Bunlar için yapılabilecek yöntemler zaten sınırlıdır. Ama biz öğrencilerimizin öğrenme yöntemlerine sen böyle öğreneceksin, ben böyle öğretiyorum, sen bunu böyle öğreneceksin diye bir şey diretemeyiz, dayatamayız. O yüzden doğru öğrenme yöntemini bir an önce keşfetmen lazım ve bir an önce o biriktirmiş olduğun dokümanlara, fotokopilere, kitaplara ya da işte daha önce böyle kaydettiğin o insanlara, o öğretmenlere, o web sitelerine bir an önce start alman lazım. Çünkü başlamak gerçekten çok önemli. Doğru zamanda, doğru disiplinle başlamak her şeyden önemli. Ama kendinizi kandırmayın. Ben çok çabalıyorum. Ben 2 yıldır İngilizce çalışıyorum ama öğrenemedim. 2 yıldır İngilizce çalışıyorum ama öğrenemedim. Sıkıntı var o zaman. Yani onu bir çözmemiz lazım. Neden öğrenemiyorsun? Yani bu neden öğrenemiyorsunla ilgili yüzde ne kadar pay sende, yüzde ne kadar pay karşıdaki öğretim yönteminde? Bunun gibi soruları çok rahatlıkla kendinize dürüstçe cevap verdiğinizde inanın işler çok daha kolaylaşacak. Ve bir an önce bu kitap hastalığından, biriktirme hastalığından, dokümantasyon biriktirme hastalığından, web sitesinde ya da işte internet sitelerinde onlarca yüzlerce öğretmeni takip etmeye girişip de aslında hiçbirisinden bir şeyi kalıcı olarak öğrenmemekten vazgeçin. Kendinize bu kötülüğü yapmayın. Çok dağılmayın, çok parçalanmayın. Sabit şeyler seçin. Sabit ve kendinize ait olan, uygun olan şeyleri seçmeye başlayın ve bir an önce artık şu zihinsel sürecinizi başlatıp kendi bilgilerinizi biriktirmeye başlayın. Öğrenmek herkesin azimle start alabileceği ama disiplin ve istikrarla yürütebileceği bir şeydir. Buna çok inanıyorum. Sadece istemek yetmez. Bu istemek dediğimiz şeyin bu emeği ve bu bir alın teri olmalı. Ancak bu şekilde sonuçlar alabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Şimdilik benden bu kadar.
bu kitap biriktirme hastalığı, dokümantasyon biriktirme hastalığı, öğretmen biriktirme hastalığını bir anlatmak istedim. Bundan bir sıyrılın. Bir an önce kendinize en çok böyle uygun gördüklerinizde start alın. Bakın o zaman nasıl cümleler kurmaya başlayacaksınız. O zaman zaten bu dili yavaş yavaş hem öğrenmeye hem de bir süre sonra edinmeye başlayacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.